Arkadaşlar herkese Almanya'dan Berlin'den selamlar. Bugün yine yanımızda Giray kardeşimiz var. Giray'la biz daha önce Almanya'da yüksek lisans okumakla ilgili bir video çekmiştik. Yapılması gereken şartları, evrakları, kendisi bu süreci nasıl başladı, yönetti ve hani Almanya'ya buraya geldi, nasıl okuyor, bütün tecrübelerini paylaştı. Şimdi bugün de Giray'la tekrar soru cevap yapacağız. Sizden gelen soruları soracağım. Giray'cığım katıldığın için tekrar çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Keyifler iyi mi Darmstadt'ta? Vallahi iyiyim Çalak. Teşekkür ederim. Çok iyi. Sen nasılsın? İyi misin? İyi vallahi sağ olasın. Bugün de burada Berlin'de kar yağdı. Biraz şok olduk. Nisan ayı Cidden mi? geliyor. Sizde yağmadı mı? Yok ya, bizim burada günlük güneşlik daha. Abi burada yağdı ve bayağı şok oldum yani. Neyse hemen ben sorulara geçeyim. Ha, tamam. Şimdi Giray'cığım ilk soru. Uygun bölüm, üniversite ve hoca nasıl seçilir? Hoca mı seçiliyor? Ben bunu ilk defa duyuyorum. Abi şöyle, Yüksek lisansta. Türkiye ve Amerika'da hoca seçiyorsun yüksek lisansa başvururken. Yüksek lisans hoca seçmek demek şu demek. Sen hocaya başvuruyorsun okulla beraber. Hoca seni diyor ki benim yanımda çalış. Yüksek lisans boyunca hocanın yanında çalışmaya devam ediyorsun. Bu durum Almanya'da böyle değil. Farklı bir sistem var. Okula başvuruyorsun, okul seni alıyor. Normal üniversiteye devam ediyormuş gibi devam ediyorsun. Daha sonra okul bitmek üzereyken son dönem tez yazarken hocaya başvurma var burada. Yani normal bura üniversitenin devamı gibi düşünülebilir. Son dönem artık hoca ile beraber artık bir şeyler yapıyorsun. O da istersen her zaman değil, başka bir şirkette de tez edebiliyorsun. Hani böyle bir imkan da var yani. Aslında bu arada benim mühendis kankayla daha önce video çekmiştim. Kanalda bulabilirler. O kendisi şirkette yazdı. Ha, Eğer bulabilirse arkadaşlar için de evet. çok büyük bir avantaj bence. Çünkü şirket seni tanıyor artık, işin garanti oluyor. Şefini tanıyorsun. Şefin tez yazarken sana yardım ediyor, düzeltiyor falan. Doğru. Bu şöyle bir şey abi. Bu eğer akademide devam etmek istiyorsan, atıyorum doktora yapacaksan ya da ileride okulda kalıp hocanın yanında yapmak daha mantıklı olabilir. Ama Aynen. iş hayatına gireceğim, işte özel sektöre gireceğim, hani bu tarz bir amacım varsa bir şirkette yazmak daha mantıklı olabilir. Ama daha zor da olabilir. Hani bu Aa doğru bak ben hiç çünkü düşünmemiştim öyle. okulda mesela hoca sana projeyi verecek. Şey diyecek yani, sana yardım edecek. Çünkü hoca biliyor, ama şirkette muhtemelen sana diyecek ki şunu yap diyecekler yani. Hani ama bunu zaten senin yapman gerekecek ve hoca kadar ilgili olmayabilirler yani. Bunu da iyi düşünmek gerekiyor. Tabii her yerden her yer değişir o. Evet doğru. Doğru ben onu hiç düşünmemiştim. Şimdi burada genel bir soru var. Diyor ki yüksek lisans seçerken nelere dikkat edilmeli? Yani okul mu, şehir mi? Sen kendin ilk videoda biraz bahsetmiştin. Benim için bölüm daha önemli, şehir çok önemli değil diye. Başka eklemek istediğim bir şey var mı buna? Abi çok kısa şunu diyeyim yine. Bence en önemli şey bölüm. Çünkü bölüm senin ilerideki hayatını, yani kazanacağın şey aslında. Yani Berlin'e gitmek için Berlin'e gidiyorsan eğer 2 sene sonra mutlu olabilirsin. Ama bir bölüm okuyup 2 sene sonra Berlin'e gidersen mutlu olursun. Mesela örnek veriyorum. Yani ileriye düşünmek lazım biraz. Anlık hani karar vermemek gerekiyor. Bölümü doğru seçersen eğer daha sonra ileride hani mutlu olursun diye düşünüyorum ben. Hani bölüm çok önemli. Bu biraz şeye benziyor. Hani bazen Türkiye'de işte gençler ille İstanbul'da okuyayım. Hatta böyle belgeselini falan çekiyorlar. Hani sırf İstanbul yazıyor yani. Hani bölüm önemli değil. Ama az sonrası hüsran oluyor. Çünkü ben de burada özellikle gençlere şey tavsiye ediyorum. Yani tam Almanya'da şehirler çok küçük ama belki dikkatinizi okumaya daha iyi verebilirsiniz. Ben kendim geldiğimde 17 yaşındaydım. Zabrücken'de okudum. İlk okuduğumda kendimi şanslı hissediyorum. Yani Berlin'de okusa ben 17-18 yaşında olsa hani Berlin'de olsaydım benim için bence negatif olabilirdik. Çok kafamı verebilirdim. Çünkü çok yol gidiyoruz. Çok eğlence, meylence insanın kafası dağılabiliyor. Sen şu an çok memnunsun değil mi Darmstadt'ta? Çok memnunum çünkü ben hani bu araştırıp geldim aslında buraya, hani seçtikten sonra da seçerken de. Burası daha hani biraz daha sakin bir yer tabii, Berlin gibi metropol değil. Hani kendine, hani kendine çok küçük bir hani şehir gibi. Yakında tabii Frankfurt var, hani bir 25-30 dakika büyük şehir olarak. Ama hani ben burada memnunum tabii, hani konsantre olabiliyorum çalıştığım şey. Yani aynı zamanda çalışıyorum da ben burada hani okulda bir yerde. Hani ikisini beraber iyi götürüyorum. Çünkü başka dediğin gibi etkenler olsa, atıyorum Berlin'e ben de gitmiştim. Çok fazla seçenek var. Hani hangi ona Evet. mı gideceğim, hani insan dağılır yani. Konsantre olamaz yani. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Bir de spoiler verelim arkadaşlara. Çalışıyorum da dedin. Giray'ın hani nasıl iş bulduğunu ve nasıl çalıştığını şu an yüksek lisansa onun videosunu ayrı bir konseptte ayrı bir başlıkta çekeceğiz arkadaşlar. Hani merak etmeyin o soru da çok soruluyor. Sana da geliyordur herhalde değil mi Giray'cığım? Yani. Berlin Teknik Üniversitesi, Aachen ve Münih Teknik Üniversitesi arasında yüksek lisans anlamında farklar nelerdir diyor. Ne dersin?
Abi şöyle, ben bu konuda çok bir fikir yürütemeyeceğim çünkü hani orada çok bir tecrübem yok. Ama hani genel olarak şunu demek gerekirse, üçü de hani birbirinden iyi üniversiteler. Yani herhangi biri diğerinden pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hani çok üniversiteler, hani bu böyle bir cevap verebilirim çünkü okumadığım için orada hani ya da çok fazla bilgim yok yani, şimdi yanlış yönlendirdim arkadaşlar. O üçü Ben arasında. sadece şöyle bir öneri yapabilirim. Arkadaşlar, Münih'te kiralar yani ve giderler çok uçuk. Eğer ailenizin çok ciddi bir size hani desteği olamayacaksa, parayı yollayamayacaksa Aachen'ı seçersiniz. Şehrin biraz dışında oturursunuz. Hani giderleriniz bayağı minimumda kalır. Çünkü ikisi de çok iyi üniversite. Değil mi? Doğru. Durumun yoksa en azından ucuz yerde oku. Sonrasında inşallah orada iş bulursun. Şeyde Münih'te yaşarsın ama bunu her zaman yapabilirsiniz. Sırf şehir için üniversite seçmeyin. Giray da aynısını söylüyor zaten. Niye Almanya Giray? Niye Almanya'yı seçti diye bir soru var. Almanya'yı seçme sebebim benim aslında şey, birincisi Almanya'daki eğitim sisteminin kalitesi, hani belli bir kalitenin olması. İkincisi burada eğitim ücretsiz denecek kadar az olması. Hani bir ücret ödemiyoruz gibi bir şey yani. Bir de hani ilerisi için, hani ileride ben burada kalmak istedim, önümü açıyorlar hani burada mezun olduktan sonra. Bir de benim Almanca'ya biraz merakım vardı. Lisede, üniversitede dersler almıştım az çok, hani böyle bir merak da vardı. Hani öyle olunca bu yola girmiş bulunduk yani. Peki Almanya dışında başka bir ülke düşünmüş müydün kendi adına? Şöyle, evet yani ben Amerika ve İtalya düşünmüştüm. Amerika çok aşağı için, hani ben öyle düşündüm ve vazgeçtim. İtalya'yı düşünmüştüm. Daha sonra orada da iş olanağı olarak Almanya'ya göre daha az olacağını düşündüğüm için hani direkt vazgeçtim yani İtalya'dan, Almanya'da karar verdim. Ekonomik biraz benim şeyin ilerisi için yani, ne olur diye. Benzer bir soru var. Diyor ki diğer Avrupa ülkelerindeki eşdeğer üniversiteler ile Alman üniversiteleri arasındaki maddi, sosyal ve eğitimsel alanda farklar nelerdir? Biliyor musunuz Eşler, bunu? abi şöyle, Eşdeğer. hani şöyle bir fikrim var bu konuda. Eşler üniversiteler hani kalite olarak bahsediyor herhalde. Eğitim olarak muhtemelen aynıdır. Yani hani burada iyi bir üniversite alan eğitimle Ama mesela mesela şöyle söyleyeceğim. Şimdi hakikaten Polonya'da Berlin Teknik, Münih Teknik, Aachen kadar var mı yani mesela öyle üniversite? yani o kadar yok. Zaten arkadaşlar o yüzden şeyi sormuş. Hani eşler üniversitelerden kasıt şu herhalde. Aynı sıralamaya yakın ya da böyle ikisi, atıyorum mesela Almanya'nın en iyi üniversitesiyle mesela İsveç'in en iyi üniversitesi gibi mantığında bir şey sormuş herhalde arkadaş. Şu eğitim olarak bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hani olmaz bence yani, çünkü en iyisi de en iyileri zaten mesela. Ne Ama olabilir? sosyal olarak Sosyal olarak tabii ki fark olur. Mesela Almanya'da biraz daha hani çevre olarak, mesela sen daha iyi bilirsin tabii. Biraz soğuk insanlar, hani biraz şey, biraz daha çaba gerektiriyor arkadaş Tabii çevre. tabii öyle. Alman çevre, arkadaş çevresi kurmak. Ama mesela İspanya'da, İtalya'da belki daha rahat, hani Akdeniz iklimi, hani böyle Öyle. falan. Bu etken olarak, sosyal olarak çok fark edebilir. Ekonomik olarak da Tam tersi. Almanya'da aynen yani biraz hani. Evet, ya ekonomik olarak da şöyle ben biliyorum, bana yazan gençlerden biliyorum. Çocuk Polonya'da yüksek lisansı bitirmiş ama iş yok orada. Hani Evet. yine orada bitirdim abi, Almanya'da nasıl bulacağım diyor yani. E Yani diyorum bir de şey. keşke son senende Almanya'ya geçiş yapsaydın. Bir de şey var abi, ben onu kısaca ekleyeyim. Burada alım gücü yüksek olduğu için hani mesela burada çalışırsan bir part time bile, hani öyle full time demiyorum, mini job olarak geçiyor 400 euro. Zaten senin çok büyük masraflarını karşılayacaktır bu. Yani kira olur mesela. Öğrenciyken özellikle Hani yani. bir şekilde bir gelir elde edebilirsen burada, alım gücünün yüksekliğinden kaynaklı olarak hani çok şey, avantaj olursun yani burada. Çok güzel bir soru var. Diyor ki İngilizce veya Almanca yüksek lisansı yapmak fark ediyor mu? Zorluk anlamında söylüyor herhalde, yoksa olanak var mı anlamında? Tam anlayamadım. Tam böyle yazmış. Ya ben hemen anladığım gibi cevaplayayım. Yani İkisini de söylesen. Fark var mı ve zor mu, kolay mı? fark tabii ki olur bence. Almanca yüksek lisans yaptıktan sonra burada iş bulmak çok daha kolay olur bence. Çünkü terminolojiyi Almanca öğreniyorsun. Hani dersler Almanca. Yani işte kullanılan dil Almanca oluyor. Ama bu demek değildir ki İngilizce yetersiz. Hani Almancanı sosyal anlamda geliştirip bir de İngilizce terimlere hakim olup daha sonra işte de öğrenebilirsin. Hani olay aslında burada İyi eğitim alıp kendini Almanca geliştirebilmek. Yani illa Almanca yüksek lisans yapmana gerek yok. Ama bu bir artı sağlar bence. Ama zorluk olarak da eğer temelin yoksa bence bayağı zorlanırsın yani. Hani çünkü Ne sıfırdan anlamda zorlanır yani, dilden dolayı mı? dilin kullanımı bence. Çünkü mesela sokağa çıkıp bile konuşmaya benzemez bu bence. Mesela İngilizce, Öyle öyle. Almanca zor. Yani ben yani zorlanıyorum. Kendime hazırlanıyorum. ben teorik anlamda hani bahsediyorum Çağlar. Mesela İngilizce, ben üniversitede, hani lisede de bizim İngilizce'de de gerçekten ilk girdiğimde bu işe Türkçe olmayışı garipsiyordum mesela, ama
Burada mesela Almanca çat diye başlayınca Almanca bilmene rağmen terminolojiyi bilmediğin için çok zor. Evet. Yani konulara zorundan demiyorum. Hani aynı konu zaten. Hani İngilizce'de fark etmiyor ama hocanı da anlamak, onu kullanmak, hani soruları anlamak daha zor bir süreç gerekir. Ama bunun sonunda da hani iyi olur. Hani Evet. Almanca bilmek hani çok avantajlı. Ben genelde öğrencilerden şey duyuyorum. Bende de öyle olmuştu. Diyelim Almanya'ya yeni geldin. İlk bir sene hani seminere falan gidiyorsunuz ya veya o konferans şeylerinden hani Evet. 200 amfi deniyor değil mi Türkiye'de? Evet. İlk bir sene abi anlamıyoruz diyorlar. Yani Tabii. orada bla bla bir şey hani akıyor. Hani güya ve bu çocukların az çok B2 C1 Almancası var. İşte evet biraz şey yani ona Geriden ya ama katlanacaksa eğer yapacak bir evet ama o mecbur ya her yerde bu böyle değil mi yani? evet yani işte diğer seçenek Yurt de dışında okuyacaksın. İngilizce programa gelmek hani bu da bir seçenek. Ama biraz daha hani şey ilerisi için bir tık daha hani şey Almanca'ya göre daha az avantajlı. Ben şöyle avantaj görüyorum. Eğer gerçekten şey diyorsan ya ben Almanya'da kalmayı hiç düşünmüyorum ama atıyorum Berlin Teknik'te veya Münih Teknik veya Aachen'de işte neyse veya Darmstadt'ta şu bölümü buldum. Çok güzel ve İngilizce. Ve ben bunu sadece burada bitirmek istiyorum. Sonrasında ben kesin Amerika'ya gideceğim. O zaman abi İngilizce yap. O zaman bence mantıklı bile. Doğru. O zaman hani biraz işte bu durum şeye bağlı Çağlar. Ne Hani istediğine bunu bağlı senin. hani işte ne istiyorsun? Hani dediğin gibi mesela Amerika'ya gideceksen, İngiltere'ye gideceksen sonra buna İngilizce önemli ama Almanya'da kalırsan yani Almanca biraz benim anladığım kadarıyla Gerekli. ben çok da hani 6-7 aydır buradayım ama gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla biraz hani önemli yani. Önemli. Bir de bazı firma sahipleri konservatif deniyor. Yani tutucu. Tutucu olmak illa hani dini manada gerekmiyor. Yani adam tradisyonel, daha gelenekselci. Hani şey düşünüyor. Ya ama Almanca bilmiyor ya falan diyor ki sen çok inanılmaz kualifikasyonun olabiliyor bazen yani bazı firmalarda. Doğru. Ama hiç bilmeden çalışan da var. Ben burada Türkiye'den yeni gelen çok tanıyorum. IT'ci, işte mimar, o bu. Doğru Hiç doğru. Almanca yok. Çalışıyorlar İhtiyaç yani. olduğundan kaynaklı o hani biraz da hani hani açık olduğu için bir meslek anlamında bu alanda hani biraz aslında o şeyleri düşürüyorlar seviyeyi yani dil özellikle hani İhtiyaç kualifikasyon. varsa Almanya'da hep söylüyorum dil mil yalan oluyor hemen çat bakıyorlar diploma var mı var tamam hadi gel genelde orada bitiyor ya geldi sizin bölümde de öyle yani Evet. mesela Mühendislikte biraz daha öyle hani çok sosyal olmana gerekmediği için hani biraz daha ortalama kaç dönem sürüyor demiş yüksek lisans şöyle genelde 4 dönem sürüyor. 4 dönemden kastım 4 tane 6 ay. Yani burada dönemler kış yaz kış yaz kış yaz gibi gidiyor. Hepsi 6 ay. Öyle bizdeki gibi yaz tatili yok burada. Benim dönemim okulum 5 dönem. Yani 5 tane 6 ay. Sebebi de şu. Bizde 6 ay staj zorunlu. Hani her şey ek olarak bizde staj var yani. Normal bütün programlar ek olarak bizde zorunlu stajımız var bizim 6 aylık. Stajınızı kendiniz mi buluyorsunuz, üniversite mi size buluyor? Kendimiz buluyoruz ama üniversitede yönlendirebilir. Ben daha tam oraya hani gelmediğim için ona ama okul direkt hani şuraya gideceksin demiyor. Belki yönlendirdiği birkaç firma olabilir ya da işte şuraya başvurun falan filan ama tam bilmiyorum oraları Çağlar. Okey. Peki diyor ki şu an geriye dönüp baktığında iyi ki gelmişim buraya diyor musun ve bundan 3-5 sene sonrası için umutlu musun diyor. Çok güzel bir soru. Derin bir soru. Yani buraya geldiğim için çok mutluyum. Hani iyi ki buraya gelmişim. Çünkü hani burada hayat cidden farklı yani. Biraz biz Türkiye'de biraz böyle hani kapalı yaşıyoruz gibi aslında. Hani bambaşka bir dünya var etrafta. Hani bunu tecrübe etmek ve bunu yaşamak bence çok güzel. Ve iyi ki buraya gelmişim diyorum. Özellikle eğitim olarak ve buradaki yaşam olarak yani. O zaman orada olmayan şu an benim aklıma gelen iki şeyi sorayım. Hı. Bir, en sana ilginç gelen hani Almanya'ya gelmeden önce farkında olmadığın hayatta ve okulda iki şey söyler misin? Yani Abi bir tanesi üniversite hayat. hayatta direkt söylüyorum posta abi. Ben böyle bir şey görmedim. Hani her şey postayla halloluyor ve cidden Aa, ben hani Türkiye böyle değil mi? Ben 15 senedir abi Türkiye'deyim. hiç öyle bir şey yok. Her şey elektronik. Çok kısa bir anımı anlatayım hemen. Ben işte bir banka işlerim vardı. İşte bu kredi kartına pin falan bir şey online bankacılık gerekiyordu. Gittim abi işte bankaya. Dedim ki ben hani pin gelmedi eve. Hani ne yapacağım? Alışveriş yapmam lazım falan dedim. Kadın bir tane çıktı aldı. Şey diyor bana hani ben bunu eve göndereceğim diyor. Kadın söyleme bana şifreyi. Ben dedim ki hani artık çok acil yalvarırım falan dedim. Kadın öyle göster bana şifreyi. Hani elinde ver. Kadın vermiyor. Diyor ki ben bunu eve yollayacağım diyor. Hani kattım. Postayla Postayı yollayacak illa onu yani.
Ben posta kutusunu full görüyorum ya. İlk özellikle ilk bir ay Şu an çok iyi anlıyorum seni. her dakika bir şey geliyor. Ammeldun'da geliyor. Al postası geliyor. Bir anda televizyon vergisi geliyor bir anda. Biri çağırıyor beni şuraya geleceksin, buraya geleceksin. Hani ben her gün bir de biz iki kişiydi işte aynı Bir de süreçten. hep randevu değil mi? Hep randevu. Saatler sabah 6.30'da şuraya gel, bir de buraya gel. Hani ya ben bunu hani biri anlatsa bana asla inanmazdım. Hani ben cidden şu an Evet. hala Evet. mesela hala geliyor. Şu an etrafta korona var hala geliyor bir şeyler eve. Yani ben Evet. Evet. çok, çok ilginç. Yani ben Öyle bunu bizim posta kutusu da dolu. Ya yani hep dolu yani. hani Hani bir benim hafta için bakma en az evet 10-15 tane doluyor ya. Yani hep o resmi evrak. işte yani ciddi şeyler geliyor. Atıyorum mesela Evet. yapılan dairesi diyor ki şu tarihte buraya geldi. Eve atıp gidiyorlar mesela. Hani Evet. mesela en basitinden işte bu kart geliyor ve mesela kartı posta atıyorlar mesela oturma izni kartı Öyle. falan filan. Hani bunlar Öyle. bir de eğitimle ilgili abi şunu çok kısa bahsedeyim. Orada burada olay benim gözlemlediğim kadarıyla biraz daha böyle şey şunu fark ettim. Burada sınav bir tane mesela. Hani tek final var ama Türkiye'de midterm, quizler, işte attendance'lar falan filan çok uzun sürüyor. Dönem çok uzun sürüyor. Hani böyle hep bir aktifsin. Burada final dönemi sınava girip bitiyorsun. Yani benim şaşırdığım nokta buydu. Ha, ama bu belki bölümünüzle alakalı olabilir. Bizde Yok öyle abi. değil. Öyle mi abi? Ha. O zaman Bizde şöyle öyle diyeyim. değil. Mühendislik alanında benim arkadaşlarım da başka yerde okuduğu için biliyorum. Genel olarak burada hani ders döneminde öyle proje, işte ödev, quiz falan genelde işte opsiyonel, hani sana bağlı yapmak yapmamak hani. Sonra finalle oturuyorsun. Bir final o kadar. Hani öyle yok. Midterm'dir, araya gizemdir falan. Böyle şeyler hiçbiri yok. Yani benim özellikle çevremde ve benim bölümümde. Yok sadece finale giriyorsun. %100 notun geliyor, bitiyor. O iş o kadar yani. Hani Bilkent'te mesela biz her dakika quiz, sınav, her şeye girerdik yani. Hep aktiftik yani. Burada biraz daha kendimi ayırabiliyorum hani. O yüzden bayağı mutluyum yani şey olarak. Beni şey bana en ters gelen şey olmuştu. Profesörler burada senli benli konuşuyorlar. Yani hani kimisi diyordu mesela hani bana direkt sen de ve adama sen diyorsun ya adam kocaman profesör falan yani. Yani profesörler burada çok rahat bizimkiler Evet. bilmiyorum. Hemen ben çok kısa bir şey anekdot anlatayım abi. Bizim işte bir tane hoca var. Benim arkadaş anlattı. Ben de o dersi almıştım. İşte derste bu yılbaşı, bu Weihnacht zamanlarında son ders adam derse şarap getirip öğrenciye ikram ediyormuş mesela. Hani böyle işte böyle sohbet, muhabbet. Hani mesela böyle bir kültür varmış adamın. Mesela çok ilginç gelmişti bana. Hani adam derse şarap getiriyormuş. Herkes dağıtıyormuş işte, sohbet ediyorlarmış falan, böyle değişik bizim okulda. Hani güzel gelmişti bana böyle bir şeyin Bana olması. aynen Hani bu bir olayın böyle bir hocaların hani biraz daha böyle seninle yakın olması, hani böyle bir nasıl diyeyim, o ego değil de şey böyle Sen seninle ya bir aynen sen de sıradan birisin gibi ama onun sınıfındasın. Yani yaşıt o yaş hiyerarşiyi atıyor adam seninle. evet işte hani ben de bunu diyebilirim hani. Bizim profesör de yapıyordu onu. Son hafta işte genelde hep beraber bir bara gidiyorduk. Adam bizimle langırt falan oynuyordu. Bir de o ödüyordu hesapları. Aynen. Müthiş bir şeydi ya. Okey, bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor ki maddi destek sağlayan burslar var mı? Ben burs konusunu hiç bilmiyorum. Ben şöyle diyeyim sana. Ben iki tane şey biliyorum buradan genel olarak burslarla ilgili. Bir tanesi gelmeden dağıt bursu diye bir şey var. Evet Bu, onu bunun için 3 ortalama gerekiyor. Ben başvuramamıştım o yüzden. Bu Diğer burs... arada ortalama videosunu da yapacağız. Arkadaşlara buradan spoiler vermiş olalım. Sen devam et. Ben seni kesmeyeyim. Ama bunun yarısı geri ödemeli. O yüzden zaten ben muhtemelen başvurmazdım da yani. Şu an bilmiyorum. Diğeri burada Doğuş neydi? Doğuş stipendium mu? Neydi? Bir şey vardı onun. Stipendium burs demek. Benim bir arkadaş alıyor şimdi onu. Direkt böyle aylık 300 euro falan direkt bir tane firma sana hibe ediyor. Mesela arkadaşa boş veriyor mesela. Bir firma veriyor sana. Her bir işte teşkilat gibi. Sana her ay 300 euro veriyorlar okuduğun için burada. Hiçbir şey beklemiyorlar. Yani not ortalaması falan da hani öyle çok yüksek bir şey beklemiyor. Hatta not ortalaması şeyi yoktu yani. Max 300 mü bu? 300 euro bandında veriyor. Öyle bir şeydi. Ama hani hiç... Herkese mi aynı veriyor peki bunu? Evet sanırım öyle. Evet. Evet Okey. evet öyle. Başvurmak gerekiyor ama buradayken başvurmak gerekiyor. Bir ortalamayla hani dağıt bursun gelmeden başvuruyorsun. Hani öyle bir farkları var. Hani Ha, anladım. Peki şey var. Almanya'da yüksek lisans yapan bir öğrenci aileden alınan desteği minimuma indirerek kendi parasını kendisi kazanarak yaşayabilir mi? Maddi destek sağlayan burslar var mı diye o devamıydı. Yani belli mini job yapabiliyorlar işte. Yani şöyle evet. söyleyeyim 400-450 euroya kadar kazanma yasal hakkınız var arkadaşlar. Bu da küçük şehirde zaten en az kiranı yapıyor yani. Doğru. En azından kiranı.
abi. İlla 400-450 euro diyoruz bu mini cam. Ama 800-850 euro kadar çıkan benim arkadaşlarım da Evet, var. evet, Bunda evet. da %10'luk bir kesinti sanırım. Tam onu tam anlayamadık ama ben anlamadım. Bir ufak kesintiyle yine kazanmaya devam ediyorsun yani. Hani öyle Vergi 400 euro başlıyor vergi sadece. başlıyor ama 850'ye kadar da çok fazla değil. Yani %5 ya da 10'du yani tam Çok hatırlamıyorum küçük şu bir an. şey kesiyorlar aynen. Yani evet işte bunu da hani sadece bu parayla geçinen arkadaşım da var. Hani bu çalışıp burada hiç ailesinden para almadan bununla geçinen arkadaşım da var. Yani o parayı kazandığını gösterebiliyorsun burada. Bu kadar kazanıyorum diye. Evet, hani illa o blok hesaba girmeye gerek yok. Burada 853 euro fazla kazanırsan eğer direkt sana oturma izni veriyorlar. Hani sen kazandığını gösterdiğin için minimum parayı yani. Şimdi Mahmut Can Çelik arkadaşımız demiş, ismimi okursan sevinirim, kendine iyi bak demiş. Mahmut'cum sağ ol, ama Mahmut'un sorusu diyor ki maaş ne kadar mühendislik? Ben mühendis arkadaşımla bunu çektim, o şu an zaten çalışıyor. Sen de yüksek lisansla okuduğun için hani biliyorsan sen de söyleyebilirsin, ama o anlattı zaten, kanalda var yani eğer bilmiyorsan. Cevap bilmiyorum ama sadece şunu diyebilirim. Okula çalışabildiğin için hani belli bir meblağ hani asgari ücret civarı bir şey alıyorsun yani hani okula çalışırsan eğer. Okula çalışırsan derken? O okulda çalışabiliyorsun hani burada. Hani mesela benim çalıştığım gibi. Yok, o direkt kendisi mühendislik maaşını ne kadar Onu demiş. Yani... bilmiyorum. Onu bilmiyorum şimdi hani yanlış öğrendim. Onu bizim mühendis kankanın şeyine baksın. Başka bir arkadaşımız demiş ki üniversiteler şartlı kabul için en az dil seviyemiz ne olmalı? B1 mi? Demiş. Şimdi buna bir cevap veremem şu yüzden. Her üniversitenin farklı. Mesela B1'den kastım mesela İngilizce açısından konuşuyorsak İngilizce mesela sanırım Darmstadt B2 istiyordu hani vurduğunda skalaya. Mesela ne bileyim hani başka bir üniversite C1 ister, başka bir üniversite B1 ister hani İngilizce konuşursak. Bilmiyorum Almanca'da hiç başvurmadığım için hani dolayısıyla bu konuda Onlar da bir öyle. Her yani üniversite farklı. işte Almacası da. mesela B, tabii ki B2 gerekiyordur yani hani bence. Yani benim kendi fikrim. Öyle A2 ile B1 ile hani çok kasa anlayamaz. Hani kabul etmez Anlayamaz. B1 ile zaten. anlamaz. Hani ben şu an B1'i bitirdim hani yeni. Çok zorlanıyorum hani böyle günlük konuşma. Hani çünkü öyle kolay olmuyor yani. O yüzden Olmuyor. muhtemelen B2 C1 bandında bir seviyeye gelmen gerekiyor. Kabul etseler bile yani hani anlayabilmek için. C1. C1'i yapmaları gerekiyor. Ben şöyle bir tüyo verebilirim. Şimdi arkadaşlar, bazı üniversiteler, siz sonuçta yabancı kontenjanından giriyorsunuz. Türkiye'den gelenler. Avrupa Birliği'nde olmadığı için. Bazı çok hani kenarda köşede kalmış, seçilmeyen üniversiteler zaten kontenjanında yer çok. Onlar o seviyeyi indiriyorlar. Mesela diyor ki B1'inle de bize başvur. Hani başlayabilirsin. Başlıyorsun ama sonra diyor ki sana bir sene içinde ama diyor bana C1'i aldığını göster diyor. Yani aslında B1 ile başlayabiliyorsun ama ben yine girayın dediğini tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar girmek o mesele değil. Anlamayacaksınız. Nasıl sınav yazacaksınız? B1 ile sınav falan yazılmaz. Anca konuşursun, geldiğin yeri anlatırsın falan filan. Ama yine de girebilirsin. Bu da var yani. Bu bir realite. Giren giriyor. B1 ile giriyor. Ama anlayamazsın. Üniversite sana zaman veriyor. Diyor ki C1'e kadar yap. Bir arkadaş demiş ki merhaba, yüksek lisansta yaş sınırı var mı? 43 yaşında iktisat mezunuyum. Yayınlarınızı keyifle izliyorum. Teşekkürler. Yani benim bildiğim kadarıyla yok hani böyle bir sınır yok yani yok diyebilirim. Hiçbir üniversitenin başvurusunda görmedim hani şu yaşı geçmeyin diye bir şey görmedim. Belki burs için gerekebilir ama onu da ayrı bakmak lazım. Üniversite başvurularında hiç görmedim ya rastlamadım yani. O zaman Giraycığım bir soru daha soruyorum. Başvurulara geri dönüş süresi ortalama ne kadar? Şimdi ben bunu ilk videoda da söylemiştim Çağlar. Burada olay ne zaman başvurduğuna ve yoğunluğa göre değişiyor. Ben mesela Ki ortalama senin olarak önerin en başta yapın en demiştin başta sen doğru. onlara. Minimum benim gözlemlediğim 2 hafta o da Hamburg'dan gelmişti bana. 3 haftayı buluyor. Eğer sonlara bırakırsan genelde 2-3 aya kadar çıkıyor. Yani öyle yaklaşık 2 haftayla 2-3 ay bandında bir şey o. Hani süreç diyebiliriz yani. Hani 3 ayı çok 2-3 ay çok geçmez yani benim gözlemlediğim çevremde yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen ilk ben kendi sürecimi biliyorum da sen onları atıyorsun. Onlar sana evet bize evraklarınız geldi onaylıyorlar. Sonra bir daha mı? Yani 2-3 kere mi oluyor, yoksa her şeyi bir kere de mi atıyorsun ve bitiyor onay? Her şey bir defa da oluyor. Her şeyi atıyorsun. Yani şöyle, Darmstadt'ta böyle oldu Çağlar. Hani ben vergileri attım. Yani somut olarak attım. Onlar
artık attıktan sonra online'dan ilerlemeye başladık. Yani oraya bir şeyler belgeleri koyuyorlardı. Diğer üniversitelerde mesela örnek vereyim Stuttgart'ta işte Hamburg'da falan her şey online'da. Taratmıştım her şeyi. Online atıyorum. Mesela diyor ki şu belge eksik diyor. Online yüklüyorum. Hani üniversite üniversiteye değişiyor bunu demiştim. Hani mesela bu somut gönderdiği şeyler biraz daha sıkıntılı tabii. Hani eksik çıkıyor ama her üniversitede böyle değil bu arada. Hani Darmstadt'ta falan. Evet. Berlin'de de üniversiteler arasında çok farklılık var. O zaman arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Giray'la zaten dediğim gibi başka videolar da yapacağız. Giray'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın. Ne demek çağ elinden geldiğince hani. Ya çok güzel yaptın. Bir de şimdi özellikle senin anlatmanı istedim çünkü sen yeni yaptın bunları. Ya ben Aynen işte kaç küsür sene önce yaptım yani 6-7 sen ay oldu hani benim. aynen en taze yapan birisi sensin. Bir de kendin yapmışsın. Danışmanlık şirketiyle falan çalışmamışsın. Bütün işin içini biliyorsun aslında yani. Çok uzun bir süre cidden çalar hani öyle bir anda hani hop oturup ertesi gün şey olmuyor yani. Olmuyor. Evet, tahmin edebiliyorum. O zaman Giray'cığım tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Giray'la devamını çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Giray söylemek istediğin bir şey var mı Damşat'tan? Yok teşekkür ederim çağlar. Yok. Çalışsınlar değil mi? Derslerini Gelsinler çalışsınlar gençler. buraya. Gelsinler buraya. Gelsinler buraya düzenini kursunlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte ben.